Sperm sorunu olan erkeklerde çoğunlukla bir androlog tarafından değerlendirilmelidirler ve de organik bir problem varsa bunun düzeltilmesine bakmak gerekir. Bunun dışında yine bizim laboratuvarda yapabildiğimiz bazı teknik uygulamalar var. Bunlar arasında sperm çipi kullanarak DNA bütünlüğü daha iyi olan spermi bulabilmek veyahut da çok yüksek büyütmede IMSI dediğimiz yöntem ile çok büyük, çok yüksek büyütmede uygun spermi elde etmek ve bunu mikroenjeksiyonda kullanmak yine uygulanabilecek yöntemler arasındadır. Bunun yanı sıra spermdeki DNA hasarlarını ortaya koymamız yine önemlidir. Eğer sperm DNA hasarı yüksek bir örnek ile karşı karşıya isek o zaman yine androloglardan yardım alabiliriz. Buna sebep eğer sigara tüketimi ise bunu azaltmak gerekir veyahut da varikosel gibi bir problem ile karşı karşıya isek varikoselin cerrahi yollarla opere edilmesi ve daha sonrasında sperm DNA hasarının iyileşip iyileşmediğinin takip edilmesi uygun olacaktır. Yine de eğer sperm DNA hasarı yüksek seyrediyorsa antioksidan tedaviler ile bunun yanı sıra yine mikroçip dediğimiz yöntem ile daha sperm DNA hasarı düşük olan sperm hücrelerini elde edip bunları mikroenjeksiyon işleminde kullanabilmekteyiz.